Arkadaşlar kalben merhaba. Bugün umutla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü şu anda gerçekten içinde bulunduğumuz bu özel durumlarda artık geçtik diyelim. Çünkü bu Covid-19'la birlikte hep umuda ihtiyaç duyduk. Ve bu durum bizim hiç alışık olduğumuz bir durum değildi. İlk zamanlarda çok panikledik, endişelendik. Hatta tamamen düzenimiz değişti, hayatımız değişti, hayat akışımız değişti. Ve kendimizi bir an boşlukta, çaresiz ve ne yapacağımızı bilmez bir vaziyette bulduk. Çünkü hiç alışık olmadığımız şeyler yapmaya başladık. Sokağa çıkamadık, bakkala gidemedik, doğaya, bu yeşil alana çıkamadık. Şimdi de maske takmak zorundayız. Şimdi bu normal olmayan durum artık yavaş yavaş bizim normalimiz olmaya başladı. Ve bundan biz çıkış noktaları arıyoruz ve umut edecek bir şeylere tutunmaya ihtiyacımız var. İşte tam bu noktada arkadaşlar benim bir kitabım var. Size onunla onu paylaşmak istiyorum. İsmi Umut Veren Bir Şeyler. Şu anda tam da umuda ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm şeyler de sizin karşınızda olmak istedim. Yanınızda olmak istedim, evinizde olmak istedim, kalbinizde olmak istedim. Umudu nasıl yeniden yakalayalım, yeniden bulalım? Dedim ya, evden çıkamıyoruz, ulaşamıyoruz, bir yerlere istediğimiz gibi gidip gelemiyoruz. Belki yardım alamıyoruz, belki artık yardım almaya ihtiyacımız var ama bir yere gidemiyoruz ya da ekonomik olarak gücümüz yetmiyor. Umut Veren Bir Şeyler kitabımızda tam da kısa kısa arkadaşlar ritüeller paylaştım. Şifa çalışmaları, bağ kesme çalışmaları, alma verme dengesi. Bakın bizim hayatımızda çok da bilmediğimiz bir şeydir. Alma verme dengesi, para çalışması. Yani şu anda ihtiyacınız olan ve umut ettiğiniz her şey sizin kendi konfor alanınızda, evinizde. Umut veren bir şeylere ihtiyacınız olduğu tam bu noktalarda kitabıma bir göz atmanızı isterim. Bir bakın, ritüelleri paylaşın, arkadaşlarınıza gönderin, dostlarınızla paylaşın ve herkes mutlu olsun. Yani umudu çoğaltalım. Hani umut gerçekten çoğaldığı zaman aslında hani biz zincirin nasıl birer halkasıyız. Halkanın birisi bozulduğu zaman halkanın birinde bir incelme, halkanın birinde bir kopma. Kopma demeyelim, kopmayalım hiç. İnşallah hiç kopmayalım. Halkanın birisi biraz zayıfladığı zaman onu güçlendirmek için birbirimize destek olalım. Tutalım. Birbirinizle paylaşalım. Onun için arkadaşlarınıza gönderin, dostlarınıza gönderin. Ve zaten bu çalışmalar günlük hayatımızın içinde arkadaşlar. Hepimiz bir şeyler bulabileceğiz. Ve bununla paylaştıkça da her şey güzelse bu duyguları, bu inanışları paylaşacağız ve umudumuzu çoğaltacağız. Ha bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Covid'le başladım ya, onunla devam etmek istiyorum. İnanın bakın, eski korkulardan, eski kadar endişeden çıktıktan sonra artık Covid bize uyum sağlamaya başladı. Çünkü neden? İlk zamanlardaki endişelerimiz, kaygılarımız, herkes o zaman diyordu ki ne yapacağız, ne yapacağız, nasıl yaşayacağız, ne olacak, hayatım değişti, hayatım alt üst oldu. Şimdi artık biraz daha kabullenişe geçtik ve ben şunu demiştim o zamanlar Covid ile ilgili. Arkadaşlar hayatınızın merkezine koymayı bırakın onu dedim. Bir şeyi hayatınızın merkezine koyduğunuz zaman merkez o olur. Ve bütün hayatınızı o belirler, o etkiler demiştim. Şimdi yavaş yavaş biz artık Covid-19'u hayatımızın merkezinden çıkartmaya başladık. Çok da iyi oldu. Ha, tedbirimizi alacağız. Mutlaka tedbirimizi alacağız. Mesafe kuralları veya maske, bunlar asla belki bir döneme kadar hayatımızda olması gereken. Çıkarttım demiyorum bunları hayatınızdan. Ama korku bilincinden çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz, çıkacağız. Bu özellikle bizim bir titreşimimiz vardır. Bizim bedenimizdeki titreşimimizi, auramız diyelim, titreşimimiz diyelim, enerjimiz diyelim, hangisini algılarsanız onu düşürdüğümüz anda biz bütün hastalıklara kendimizi açıyoruz. Bütün hastalıkları davetiye çıkartıyoruz. Onun için biz enerjimizi ne kadar yükseltirsek, frekansımızı yükseltirsek, en doğru frekans 720 MHz. O frekansa yükselttiğimiz zaman arkadaşlar pek çok hastalık bize ulaşamaz. Çünkü biz hepsinden daha yukarıda titreşeceğimiz için şey gibi düşünün. Çok fazla sirkeledin. Şimdi biz halılarımızı veya toz olan üstümüzü, başımızı böyle niye sirkeleriz? Onu dökmek için. Şimdi bizim de kendimizin enerjimizin yükselmesi demektir. Bizim sürekli titreşmemiz demek. Sürekli titreştiğimiz zamanlarda bizim ne oluyor? Hiçbir şey üstümüzde barınamıyor. Hiçbir şey. Nasıl? Üstümüze yapışan bir şey şöyle yaptığımız zaman çıkıp gidiyorsa bizim hastalıklarımız da aynen böyledir arkadaşlar. Enerjimizi, titreşimimizi yükselttiğimiz andan itibaren bize hiçbir şey yapışamaz, tutunamaz, bizde barınamaz, bizde kalamaz. Ondan dolayı
biz bu COVID-19'dan enerjimizi yükselterek, titreşimizi yükselterek bize ulaşamamasını sağlayacağız. Doğru nefesler alacağız. Kesinlikle nefes almayı unutmayacağız. Mutlaka hani ilk başta söylemiştim ya, güne başlamadan önce çok değil 5 dakikanızı bu nefes çalışmasına ayırın. Bir çiçeği koklar gibi, bir mumu da üfler gibi. Hatta şunu yapın, mutlaka yapın bunu. Şimdi çektiğiniz nefesten verdiğiniz nefes fazla olsun arkadaşlar. Çünkü akciğerlerde biriken bütün her şeyi de verirsiniz. İçinizden sayın, çok daha kolay bu. 20'ye kadar sayın. Derken de 25 olsun. Bunu yaptığınız zaman, bunu çok değil, kesinlikle yapabildiğiniz kadar, 5 dakikada zor geliyor sizde, başlangıçta ne kadar yapabilecekseniz yapın. Madem COVID-19 bizim akciğerlerimize ulaşmayı istiyor, biz ona ulaştırmasına izin vermeyelim. Mumu üflerken ki verdiğimiz nefesle hepsini boşaltalım gitsin diye. Ve bir de ne, titreşimimizi, enerjimizi, titreşimimizi kesinlikle yükselttiğimiz zaman biz o frekansta kalmayacağız ve iyi geleceğiz, iyi olacağız. Evet, umut veren bir şeyler kitabımla başladım ama devamında COVID-19'da nasibini aldı. COVID-19'la ilgili de konuştuk. Evet, korku frekansından çıkıyoruz. Çünkü o frekans bizi hapseden, tutan, sertleştiren, ağırlaştıran, basan ve aynı alanda daraltan, aynı alanda tutan bir enerjidir. Korkudan çıkmanın, korku frekansından çıkmanın tek yolu titreşimimizi artırmak, enerjimizi mi yükseltmek. Korku frekansından çıktığımız andan itibaren COVID-19 dahil hiçbir hastalık Allah'ın izniyle bize ulaşmaz. Bugünkü videomuz da böyleydi. Bunları konuştuk. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.